arkadaşlar. Bir başka grafik sorusuyla devam edelim. Şimdi fonksiyonun grafiğini çizmiş ve arkadaşlar f(x) eşittir ax küp şeklindeymiş. Bizim aslında burada sadece a sayısına ihtiyacımız var. Bu a sayısını ise arkadaşlar grafikten bakarak bulabiliriz. Çünkü dikkat ettiyseniz grafikte x yerine 1 de verdiğinde karşılığında 3 değerini almış. Yani x 1 iken f(x)imiz 3'müş. O zaman x gördüğümüz yere biz de 1 yazıp f(x) yerine 3 yazarsak 3 eşittir a çarpı 1'in küpü. Yani buradan a'yı 3 olarak buluruz. A'yı 3 olarak bulduktan sonra f(x)imiz eşittir 3x küp şeklinde olur. F'in türevinde x ise 3 başa gelir. 3 çarpı 3'ten 9x kare olarak türevi bulunmuş olur. F'in türevinde 2'yi soruyor. F'in türevinde 2 eşittir 9 çarpı 2'nin karesi. 2'nin karesi 4'tür. 9 ile çarptığımız zaman cevabımız 36 oluyor. Yani grafiğini vermiş, zaten denklemini de vermiş. Denklemini verdikten sonra katsayıyı bulmak bizim için yeterlidir arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi üstümüz negatif olursa ne yapacağız arkadaşlar? Üstümüz negatif olursa da yapmamız gereken şey aslında aynı. Üst başa gelir, yani eksi 1 olarak ve üstü 1 azaltıyoruz. Eksi 1'i 1 azaltırken dikkat edin arkadaşlar. Eksi 1. kattasınız ve 1 kat daha aşağı iniyorsunuz. Yani eksi 2'ye inmiş oluyorsunuz. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. Şimdi f'in türevinde x'i alalım. Üstümüz eksi 1. Eksi 1'i başa getirdim. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. Üstümüzü 1 azalttık. Eksi 2. Şimdi üstümüz eksi 2. Eksi 2'yi başa getirdik ve üstümüzü 1 azaltalım. Eksi 2. kattayız. 1 kat aşağı inersek eksi 3 olmuş olur. Şimdi burada x gördüğümüz yere türevde 1 yazalım. F'in türevinde 1 eşittir. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için aslında şunların bir önemi yok. Eksi 3 artı eksi 2'den cevabımız eksi 5'tir. Arkadaşlar eksi artı 1'in eksi 3. kuvveti de 100. kuvveti de işte eksi 500. kuvveti de 1 olduğu için şunları yazmamıza gerek yoktur. Üstümüz negatif olursa da yapmamız gereken şey budur arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Şimdi fonksiyonu bize 3 bölü x diye vermiş ama biz hep üslü ifadelerin türevini almıştık. O zaman 3 bölü x'i bizim üslü ifadeye çevirmemiz lazım. 3 bölü x demek aslında 3 çarpı 1 bölü x demek. 1 bölü x demek ise x'in eksi 1. kuvveti demektir arkadaşlar. Şimdi şu verilen ifadenin türevin tanımı olduğunu biz biliyoruz. Bu ne demek? Türev al ve türevde x gördüğün yere şuradaki sayıyı yaz. Yani türev al, x yerine 2 yaz. F(x)imiz 3 çarpı x üzeri eksi 1 ise f'in türevinde x eşittir. Eksi 1'i başa getirdim ve 3 ile çarptığım zaman eksi 3 olur. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 2. Şimdi türev aldıktan sonra x yerine 2 yazacağız. Yani f'in türevinde 2 eşittir. Eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 2. 2'nin eksi 2. kuvvetinin 1 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Eksi 3 ile 1 bölü 4'ü çarparsak cevabımız eksi 3 bölü 4 olarak bulunur. Burada önemli olan şey birinci olarak 3 bölü x'i üslü fonksiyona çevirebilmek. İkincisi ise şuradaki limitin türev demek olduğunu bilmektir arkadaşlar. Bundan sonrası zaten kolay olarak gelecektir. Evet arkadaşlar, bu soruyu da çözdükten sonra bir sonraki sorumuza geçmiş olduk. Şimdi üstümüz bu sefer bir rasyonel ifade olursa ne yapacağız? Aslında mantığımız yine aynı. Üst başa gelir ve 1 azaltılır. Şimdi f'in türevinde x diyelim. Kat sayıları hiç dokunmuyoruz. Tek yapmamız gereken şey üstleri başa almak. Yani 2 çarpı 1 bölü çarpı x üzeri. Şimdi buradaki üstümüzü 1 azaltacağız. 1 bölü 3'ten 1 çıkartırsak 3 çarpı 1'den 3, 1 eksi 3 bölü 3'ten eksi 2 bölü 3 gelir. Yani x üzeri eksi 2 bölü 3 diyoruz. Eksi, kat sayımıza yine dokunmuyoruz arkadaşlar. 3, üstü başa.
başa getirdik. 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2'yi biraz azaltırsak 1 eksi 2 bölü 2'den cevabımız eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Bundan sonra bizden istediği şey f'in türevinde x gördüğümüz yere 64 yazmak. F'in türevinde x gördüğümüz yere 64 yazarsak burası zaten 2 bölü 3. Şimdi dikkat ettiyseniz şurada paydamız 3. O zaman biz 64'ü 4'ün küpü olarak veya 64'ü 8'in karesi olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada 64 yerine 4 üzeri 3 yazdım. Bir de üstünde eksi 2 bölü 3 var. Bunu yapmamdaki amaç üst ve payda birbirini götürsün arkadaşlar. Eksi, buraya 3 bölü 2 yazdım. Çarpı, buranın paydası 2 olduğu için bu sefer 64 yerine 8 üzeri 2 yazdım. Ve üstü eksi 1 bölü 2 olacak. Yani buradan cevabımız 2 bölü 3 çarpı 3'ler birbirini götürür. 4 üzeri eksi 2 eksi 3 bölü 2 çarpı 2'ler birbirini götürür ve 8 üzeri eksi 1 olarak bulunur. Bundan sonrası zaten kolay. 4 üzeri eksi 2 yerine 1 bölü 16 yapsanız 2 bölü 48. Eksi 8 üzeri eksi 1 yerine de 1 bölü 8 yazsak, şu 1 bölü 16'ydı. Eksi 3 bölü 16. Payda eşitlerseniz burayı 3 ile 3 çarpı 3'ten 9. 2 eksi 9'da eksi 7 bölü 48 olarak bulursunuz arkadaşlar. Yani üstünüz rasyonel olursa da korkmaya gerek yok. Üstten kuralımız 1 çıkarmaktır. 1 çıkartırken payda eşitleyerek veya kısa yoldan ikisini çarpıp bundan çıkartarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorunun akışı gayet kolay bir şekilde gelmiş oldu. Bir sonraki örneğimize geçecek olursak. Şimdi fx'i 1 bölü x, 1 bölü x'lere 1 bölü x küp diye vermiş arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bizim amacımız fx fonksiyonunu üslü bir şekilde yazmak. Şimdi 1 bölü x, x üzeri eksi 1 demek. 1 bölü x kare, x üzeri eksi 2 demek. 1 bölü x küp, x üzeri 3 demek. Yani kuvvet aşağıya düştüğü zaman üst negatif oluyordu. Ve en son x üzeri eksi 10 olarak yazabiliriz. Toplama çıkarmada doğrudan türev alabiliyorduk. F'in türevinde x eksi 1 başa gelir ve eksi 1 bir azaltılır, eksi 2 olur. Eksi 2 başa gelir, eksi 2 bir azaltılır, eksi 3 olur. Burada eksi 3 başa gelir, eksi 3 bir azaltılır, eksi 4 olur. Ve burada eksi 10 başa gelir ve eksi 10 bir azaltılır, eksi 11 olur. Bundan sonra bizden x yerine 1 yazmamız isteniyor arkadaşlar. Biz biliyoruz ki 1'in bütün kuvvetleri 1. Yani şurası da 1, burası da 1, burası da 1. O zaman bize kalan eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, en sonuncusu eksi 10. Yani eksi 1'den eksi 10'a kadar tam sayıların toplamını istiyor. Şimdi biz bunların hepsini artı kabul etseydik, 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını nasıl yapıyorduk? Kural 1'den başlamak şartı ile ardışık olarak giden sayıların toplamı son terim 1 fazlası bölü 2'den 55'tir. Yani hepsi negatif olduğu için eksi 1'den eksi 10'a kadar olan sayıların toplamı da bizim için eksi 55 olarak karşımıza çıkacaktır. Pozitif olsaydı artı 55'ti ama her bir terim negatif olduğu için eksi 55'tir arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiş yapabiliriz artık arkadaşlar. Şimdi burada bize verilen ifade köklü bir ifade. Köklü bir ifadeyi ise arkadaşlar türev alınması isteniyorsa köklü ifadeyi üslüye çevirmeniz gerekiyor. Köklü ifade üslü ifadeye nasıl çevriliyordu? Örnek veriyorum, kök x'i üslü sayı yapmak istiyorsanız üst bölü derece. Üstümüz kaç? 1. Derecemiz 2. Yani x üzeri 1 bölü 2. Mesela 5. dereceden x üzeri 2 dersem. Bunu üslü sayıya nasıl çeviriyoruz? X üzeri üst bölü derece, yani 2 bölü 5. Bundan sonra türev almak zaten kolay. O zaman şu ifadeyi önce biz üslü sayıya çevirirsek fx eşittir x'in üstü 1, derecesi 4. X üzeri 1 bölü 4. Eksi
Rasyoneldir ifade. Bunu da üstü sayıya çevirirsek kuvveti aşağıya attığına göre biz yukarıya geri atıyoruz. Eksiyle çarparak. Şimdi bunun türevini almak oldukça basit. F'in türevinde x eşittir. Üst başa gelir. Ve 1 azaltılır. 1 bölü 4'ü arkadaşlar 1 azalttığınız zaman eksi 3 bölü 4 olur. Eksi diyoruz. Eksi 3 başa gelir. Öndeki eksiden dolayı artı 3 olur. Ve eksi 3'ü 1 azalttığımız için eksi 4. Bundan sonra x yerine 1 yazmamız isteniyor. X yerine 1 yazdığımızda x'in bütün kuvvetleri zaten 1'dir. O halde burası da 1. Yani f'in türevinde 1 eşittir. 1 bölü 4 artı 3 olur. Buradan payda eşitlersek cevabımız 13 bölü 4 olur. Demek ki köklü bir ifadenin türevi alınması isteniyorsa önce üslü sayıya çevireceksiniz. Köklüyü üslüye çevirmenin kuralı ise üst bölü derece. Bundan sonrası zaten türev alma kuralıdır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçecek olursak. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar, dikkat ettiyseniz yukarıda bir çarpım şeklinde ifade var arkadaşlar. Biz çarpımın ve bölümün türevini doğrudan alamıyoruz dedik. O zaman önce üslü sayıların özelliğinden faydalanacağız. Burada x'in üstü 1. Üslü sayılarda çarpma işleminde tabanlar aynıysa üsler toplanıyordu. Yani x üzeri 1 artı 1 bölü 3'ten cevabımız 4 bölü 3. X üzeri 4 bölü 3 bölü x üzeri 1 bölü 2. Burada da bölümün özelliğini kullanacağız. Üstü sayılarda bölme işlemi yaparken tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyorduk. 4 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Bu da 4 bölü 3 eksi 1 bölü 2'yi çıkarmamız için öncelikle payda eşitlememiz gerekiyor. 2 ile ve 3 ile genişlettiğim zaman 8 eksi 3 bölü 6'dan 5 bölü 6 olarak karşımıza çıkacak. Yani aslında bize verilen fonksiyon x üzeri 5 bölü 6 fonksiyonu. Şimdi bunun türevini almak oldukça basit. F'in türevinde x eşittir. Üst başa gelir. 5 bölü 6 ve üst 1 azaltılır. 5 bölü 6'dan 1 çıkartırsanız eksi 1 bölü 6 olarak buluruz. X üzeri eksi 1 bölü 6. Sizden istenilen şey x gördüğünüz yere 64 yazmak. Yine rasyonel bir üst var. Paydamız 6. O zaman 64'ü 2 üzeri 6 olarak düşünürsek f'in türevinde 64 eşittir. 5 bölü 6 çarpı 2 üzeri 6 üzeri eksi 1 bölü 6. Buradan 6'lar birbirini götürürse 5 bölü 6 çarpı 2 üzeri eksi 1. Yani bu da 2 üzeri eksi 1'i 1 bölü 2 diye yazarsak cevabımız 5 bölü 12 olarak bulunur. Tekrar söylüyorum, çarpma işleminde toplama çıkarma gibi ayrı ayrı türev almıyoruz arkadaşlar. Verilen ifadeyi düzenliyoruz. İlerleyen konularda çarpımın ve bölümün türevini öğrendiğinizde oradan da yapabilirsiniz. Öncelikle kitaplarınızdan bu kısma kadar olan soruları çözmenizi tavsiye ediyorum.